Bir gördüğüm yeri bir daha asla unutmam. Bir adrese bir kere gitmem kafidir. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki burası aynı yer. Yoksa? Yoksa? Başlama yine lan. Karnım ağrıyor. Ne yapıyorsun? Bir açıklama yap Sarkan. Size söyleyebileceğim tek şey, bu bir tuzak. Kollayın kendinizi. Tamam. Kim yapar böyle bir kardeşi? Onu sana sormalı, çalman o. Sen bitti kollar benim. Bitti kadar. Sayın Düküm. En büyük düşmanımız Meksika mafyası. Siz yokken ortam kimlere kalmış hikmet? Tesadüften başka her şeye benziyor. Karnım ağrıyor. El kapma. Çal bana! Çal bana! Ne oldu? Vuruldum abi. Diyemedin ismet. Vuruldum abi. Diyemiyorum ismet. Vuruldum abi. Vuruldun mu? Evet. Hadi geçmiş olsun. Çocuklar, İsmet, altımdasın. Dikkat et. Ne biçim adamsın ya? Yani aklın fikrin mi yok, kafan mı boş? Anlamadım ki ne biçim adamsın sen. Aa, bu sehpaya ne oldu İsmet? Al işte. Ya kusura bakma, bir olay olduğunu için böyle oldu. Aa. Serkan. Efendim? Sana birini tanıştırmak istiyorum. Ha? Kardeşim Asya. Ha? Aslında biz üç kız kardeştik. Asya, ha? Avrupa, Avrasya. Ha? Avrupa'yı çok küçük yaşta kaybettik. Neyse önemli değil. Hadi ya çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Teşekkür ederiz. Asya'nın sana anlatacağı şeyler var. Hadi kurşun marumat neler olduğunu. Üç kızlarla paşa babamla beraber tuttuğumuz evin üzerine doğru giriyorduk. Faytonla giriyorduk tabii ki biliyorsun sen de Avrasya başka türlü girilmiyor. Fayton atlar deyince tabii atlar lakır 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 yavaş yavaş gidiyorlar. O sırada üç kızlar tam merdivenlerin üzerine çıkarken Mercan diye birini gördüm. Aslında Serkan diyorlardı ama Mercan da olabilir. Aslında Serkan derlerken Mercan'a da kayıyorlardı ama aslında Mercan olduğunu biliyordum. Ama neden Serkan diyordu onu bir türlü anlayamamıştım. Ferit'le beraber bir izdivaç yapmak üzere konuşmak üzere faytona bindik. Paşa babam camdan seslendi. Neden gidiyorsun kızım neden gidiyorsun? Zevzem olacak dedi. Zevzem olacak dedikten sonra kendimi daha bir yüklü hissettim. Ve paşa babama o sorulmaması gereken şeyi sordum. Ne iş olduğunu söyle, ne iş olduğunu söyle. Annem nerede diye sordum. Annem nerede paşa babacığım dedim. Senin annen bir melekti yavrum dedim. İnanamadım buna, gerçekten inanamadım. Onu bir türlü göremiyordum. Ama Mercan'ı sürekli rüyalarımda görüyordum. Bir şekilde karşıma çıkıyordu. Neden olduğunu bilmiyordum. Lütfen bu bahsi açmadan kapatalım dedim Ferit'e. Biz zevceli olamam, ben zevce olamam sana dedim. Asya, Avrasya. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Değirmen taşının hikayesini anlatsana. Sonra Ferit'i arkamda bırakarak da narin adımlarla değirmene doğru yürümeye başladım. Değirmeni karşımda görünce sordum. Değirmen dedim, değirmen dedim. Neden dönüyorsun dedim. Değirmen dedi ki hava bozuk, biraz rüzgar var galiba dedi. Rüzgarın karşısında dönmek zorunda kaldım dedi. İçime buğday koyarsan yine dönerim, yine dönerim dedi. İşte burada dur. Görüyor musun İsmet? Avrasya. Asya. İsmet! Görüyor musunuz? Görüyorum abi. Neyi görüyorsun İsmet? Karnım ağrıyor. Ben size bundan 2 sene evvel, hatta 3, hatta bilemedin 3,5 sene evvel ne anlatmıştım İsmet? Hatırlıyor musun? Ya hatırlıyorum efendim. Hatırlıyorum efendim. İşte o hikayeyi neden anlattığımı. Peki ya? Peki ya şimdi anladınız mı? Anladınız mı İsmet? Anladık efendim. Yoksa? Yoksa? Yoksa?
gider.